Öyle. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir diyorsun. Evet. Biraz yakala izlemişim değil mi size birazcık Çok iyi. yakala. Tatlısın bir şeyler. Oğuzhan 17.10 kanalından herkese merhaba. Oğuzhan 17.10 bu pandemi döneminde şampiyonlar ve diskalifiye olanlara bu sefer çok sağlam bir konukla geliyor. Selina Yalçın, kendisini Eksen'den de tanıyabilirsiniz. Eksen'de program yapıyor ve TikTok'ta 510 videosu var. Bu 510 video ile beraber 1.3 milyon 300 bin de takipçisi var. Başarılı arkadaşlarımdandır Selina. Kendisine evet. Ulaşmak çok kolay oldu. Eski komşu olmamızdan ötürü. Hoş geldin Selina, nasılsın? Hoş buldum, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Selina, kaç yaşındasın? Önce bunu sormak istiyorum. 19 yaşındayım. 19 yaşındasın. Halihazırda evet. Zaten halihazırda bir üniversite öğrencisisin hala. Evet, Bahçeşehir'de okuyorum. Çok güzel. Çok güzel bir bölüm. Şunu soracağım Selina, seni mutlaka tanıyanlar vardır. Ama bu kanal nezdinde tanımayanlar da vardır. 15 saniyede biraz spesifik olarak tanıyabileceğimiz özelliklerinden bahsedebilir misin? Başlamadım da. Yok. İstediğin yerde keseriz. Hiç fark etmez. Aslında, evet. Evet. Aslında bilmediğimiz. Ama bilmediğiniz ama bilseniz de çok bir şey kaybetmeyeceğiniz sorular. Mesela ben fırında makarna yemeyi seviyorum. Ama bunu bilseniz ne olur, bilmeseniz ne olur. Ama spesifik. Tamam ama şöyle düşün. Fırında makarna güzel, lezzetlidir. Peki davranışsal olarak bir şey söylesem de. Davranışsal mı? Ha. Bir ortama girdiğimizde, yani... bak şöyle sorayım. Bir ortama girdiğimizde Selina'nın, önce Selina'yla sohbete başladığımızda neyi fark ederiz? Selina'yla ne olur? Yani ilk başta ben ya her ortama cidden uyum sağlayabilen bir insanım. Güzel. Ama şaka falan kaldıramıyorum çok fazla. Böyle dalga yani geçilirse çok sinirleniyorum. Ya tabii ben de mizah yapıyorum da ama yine başka biri bana yaptı ben şaka kaldıramam. Gereksiz mizah sevmeyen birisin. Evet. Gereksiz trip atan bir insan. Güzel. Peki sana bir şey soracağım. Bu bilgiyi kendi kaynaklarımdan aldım da görüşmenin öncesinde de bahsetmedim. Şimdi ben normalde kısa filmler çekiyorum kanalın içerisinde. İşte bir kısa filmimde senin bir etkin var. Bunu muhtemelen bilmiyorsun. Yani şöyle sen 2001 doğumlu oluyorsun değil mi? 19 yaşındaysan 2001. Aynen 2001. Ve işte beraber komşu olduğumuz zamanlarda sen bizim sitenin, yani evin tam çıkışındaki binanın üzerine bir şey yazmışsın. Biliyor musun bunu? Hayır, onu ben yazmadım. Onu ben yazmadım. Boeing Fico senin eserin değil mi? Hayır. Onu başka biri yazdı, benim üzerime attılar. Evet. Boeing Fico ne demek onu bile bilmiyorum. Hatta sormuştum yani bu ne diye. Hala bilmiyorum anlamı, biliyor musun? Hala bilmiyorsun. Peki ama kimin yaptığını biliyorsun. Anlamadım. Kimin yaptığını biliyorsun. Hayır. Hayır. Unuttum. Yemin ediyorum benim aklımda yok yani. Hayır, çünkü ben Burak Yalçın'la Asansör filmini izliyoruz işte, benim filmim. İşte de Boeing Fico'yu gördük böyle filmin arkasında. Dedik ya ulan Selina'yı falan yaptı böyle. Güldük, eğlendik. Vallahi hiç hatırlamıyorum. Ben yapmadım ya onu. Çünkü ben anlamını bilmediğim bilip bir şey, ya da bana zorla mı yazdırdılar orada, ben anlamadım. Herhalde biri ya zorla yazdı ya da yanımda başka biri. Bizim kanalın konseptlerinden bir tanesi şampiyonlar ve diskalifiye olanlar var. Ve bu konsept insanların hayatlarındaki şampiyon ve diskalifiye olduğu noktaları anlatıyor. Senin hayatında kendini şampiyon ve amacına ulaştığın, çok gençsin, 19 yaşındasın. Bu yaşına rağmen belirli başarılar ve kitleler var arkanda. Bir iş var, alacaksın tam ve kaybediyorsun diye düşünürken bir şey yaptın ve ibre 180 derece değişti. Var mı böyle bir hikaye? Yoksa hani başarıya giderken karşına engel çıkması falan mı?
Yani onu da düşünebilirsin. Şey. Engele takılacaksın ama. Yani bir şeyler yapmak istiyorsun. Engele takılıyorsun ve düşüyorsun, down oluyorsun. Sonra şöyle. Evet. Top sende. Anlatayım mı? Buyurun. Yani şimdi bir eksen var. Eksen de hani oraya program için hani sunulduğum zaman kendim cidden başarılı hissettim ama önemli olan TikTok zaten benim için. TikTok'a ilk başta kendim hani mizah yönümle, dans yönümle için hepsini karıştırıp bir başarıya ulaştım. Ama sonra şu TikTok'ta şey muhabbetleri var. Sevgili muhabbetleri var. Ben hiçbir bilgim yok benim o anlamda. Hani onu kaosa yaratabilecekleri hakkında hiçbir fikrim yok. Benim de eski bir sevgilim vardı oradan sosyal medyadan. Ama hani bunu gelip prim amacıyla bir şey amacıyla yapanları hani hiçbir bilgim yoktu. Ben çok masumdum yani. Ondan sonra ayrıldıktan sonra anladım ki bu insanlar cidden çok gaddar oluyor yani. Başka insanlar. Ben canlı yayın yapıyordum önceden her zaman ama tek başımaydım. Şimdi hani o ayrılıktan sonra chat'e herkes hani bu üzülüyor, şu üzülüyor falan diye diye hani sanki ben üzülmüyormuşum gibi. Üzülüyor diye diye benim sinirlerimi çok bozdular. Bütün her yerde onların yorumu. Hani şeyden çok, içerikten çok prim konuşuyor. İçerikten çok şeyler konuşuyor yani. Fenomenlerde. O olaylardan beslene zaten öyle başarılı oldular. Yoksa içerikle değil. İçerikle gelmek önemliydi. İşte ondan sonra ben bir çöktüm. Moralim çok bozuldu falan. Ama sonra yine toparladım. Tek başıma devam ediyorum yine. Mizahla şeyle. Mizah yapasım yoktu çünkü o zaman chat'e öyle şeyler yazdıklarında canlı yayında. Öyle şeyler yapasım yoktu. Mizah hiç aklıma gelmedi fikirler ama sonradan geldi işte. Düzelttik. Şekilde. Ya ben şöyle o zaman özetleyeyim. Yaşadığın bir gönül meselesinden ötürü, gönül meselesi sana bayağı öyle diyelim, bayağı zarar verdi. Bundan da beslenen kaynaklar oldu. Onları iten. Ama evet. Down olmana rağmen işini yapmaya devam ettin. Ve gün sonunda şu an Türkiye'nin en önemli platformlarından bir tanesinde şu an program yapıyorsun Eksen'de. Stalk'tasın. Evet yani işte içeriklerin konuşması gerekiyor zaten en baştan beri içeriklerin konuşması gerekiyor. Ya TikTok öyle bir değişik bir platform ki yani anlayamazsın. Çok değişik bir yer. Peki bu TikTok'la alakalı olan insanların bakış açıları hakkında ne düşünüyorsun? Onlar da benim gibi düşünüyordur büyük ihtimal ama sadece çaktırmıyorlardır. Yani onlar da kaostan falan, bazıları kaostan besleniyor, bazıları cidden benim gibi mizah yapıyor. Yani ama ben daha çok ortamımı ona göre belirledim. Arkadaşlarımla ortamımı. Anladım. Yoksa diğer şeylerle işimiz yok. Ya bence... Yolumuz değil. Bence şöyle, tamamen insanların hayal güçlerini yarıştırdığı bir yer. Öyle düşünüyorum. Yani evet. Videoyu kat yap. Yani ben de işte montajla uğraştığım için kat yap, efekt ekle vesaire. Bunlar ciddi anlamda hayal gücü isteyen şeyler. Çok fazla cringe videoları barındırsa da bazı videolar. Hatta biz buna şey diyoruz. Evet, evet. IQ düşüren videolar diyoruz böyle çok fazla bakınca. IQ mu düştü diyoruz. Evet. Ama bu noktada sivrilen insanlar var. Bunlardan bir tanesi. Zaten bunlardan bir tanesi olmasan Eksen gibi bir platformda da tercih edilmezdin diyorum. Teşekkür. Tebrik ediyorum bir seni. Bir de şey yani mesela ben de TikTok'ta öğrendim bu cut yapmayı falan filan. Onları orada gösterdim. Yoksa yani YouTube'u editleyebilecek kadar potansiyelim yok ama yine de TikTok'ta öğrendim çoğu şeyi ben de. O yani yetenek istiyor öyle şeyler. Kesinlikle. Peki bence net ve anlaşılır oldu. Yani benim buradan izleyicilerin kazanacağı şey şudur. Hayat bazen düşüşlerle doludur. Gönül meseleleri diyelim. Gönül meseleleri sizi olumsuz etmezse de. Aslında gönül meselesi de değil. Gönül meselesi de değil. İnsanların o kaostan beslenmeleri. Onu büyütmeleri. Yoksa gelip geçiyor yani. Sorun yok. Sevgili olayı nedir yani? Yoluma devam ederim diyorsun. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir diyorsun. Evet. biraz yakala izlemişim değil mi size birazcık? Çok iyi. Yakala. Tatlısın bir şeyler. Çok teşekkür ederim. Son olarak Oğuzhan Oyun'un YouTube kanalı takipçilerine bir önerin. Dünyaya, bu dijital köprüye
Ben dijital çöplük diyorum bazen YouTube'a da. Bir Hı. mesajın, final mesajın var mı ekleyebileceğin? Yani aklınızda bir şey varsa, yani yapmak istediğiniz bir şey varsa önemli ya da içinizden geliyorsa bu, içinizde kalmışsa onu cidden ertelemeyin. Yoksa 2 yıl sonra falan yapmaya başlıyorsunuz. Yine sizi buluyor yani. Yine buluyor, o yüzden yarın falan gidin. Yani onu uygulayın. Bu Peki kadar. sen böyle mi yaptın? Evet, benim içimde çok kalmıştı zaten ama sonra karantinada bir başlayınca ben biliyordum zaten, hani ya bu ego değil. Egodan değil. O yüzden ben de Eraç'ın konuşarak biliyordum zaten böyle yükselebileceğim. Yani şey değil. İçimde olduğu için bu ne kadar severek yaparsan o kadar büyüyorsun zaten. Peki Selinacığım, çok teşekkür ederiz. Ertelemiyoruz o zaman Hı. hayallerimizi diyoruz. Öyle mi diyelim? Evet. Bu arada arkadaşlar bakın, babam kesti saçlarımı. Babam kesti ve kuaföre düzelttirmeye gidiyorum. Evet. Güzel Güzelmiş. babamın hayal. Was so lovely you